Yaz transfer döneminin Galatasaray'la birlikte transferin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, Süper Lig'de diğer rakiplerinin yapmış olduğu transferlerden daha fazla gol, asist katkısı alacak yıldızları kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler kaliteli bir orta saha transferiyle kadroya son dokunuşu yapmak istiyor. Bunun için dört koldan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanarya ön libero transferi için önceliğine Milan'ın orta saha oyuncusu Krunic'i almıştı. Ancak boşnak oyuncudan gelen haber tüm planları değiştirdi. Tutto Marchetto, Milan'ın Krunic'in yerine birini bulması halinde satışına onay vermeyi planladığını ancak aradığı oyuncuyu bulamadığını yazdı. Bu nedenle teknik patron Stefano Pioli'nin raporu sonrası Milan yönetiminin Krunic'i satılmayacak oyunculardan biri olarak belirlediğini öne sürdü. Merkez orta saha için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde rotasını İspanya'ya çevirmiş ve Real Betis'ten Guido Rodriguez'i gündemine almıştı. Lyon'un da devrede olduğu Arjantinli futbolcu için 12 milyon euro talep edilmişti. Ancak sarı lacivertliler işini şansa bırakmayıp diğer yandan alternatif isimler üzerinden de temaslarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda listeye giren son isim Marcos Antonio oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun formasını giyen Brezilyalı futbolcu orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor. 23 yaşındaki futbolcu merkezde, ön libero'da ve 10 numarada forma giyebiliyor. Genç oyuncu için ilk etapta maliyet araştırması yapılırken çizme temsilcisinin 8 milyon euro dolaylarında bir bedel talep ettiği öğrenildi. Kanarya ise şartlı kiralama teklifi üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Antonio için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir.